Herkese merhaba. Bu haftaki konuklarım Profesör Doktor Baskın Oran ve Ergün Babaan. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, hoş bulduk. Evet, sıcak başlıklar bizi bekliyor. Pek çok başlığı bu programda ele alacağız ama en sıcağından başlayalım. Bugünkü gelişmeyle alakalı Soylu'ya yakın bir mafya lideri yurt dışına çıkarken veya kaçarken bilmiyorum ama yurt dışına çıkarken polis operasyonuyla yakalandı. Polis de oldukça kibar davranmadı. Böyle apar topar hemen yere yatırdılar. Bağırış çağırış. Ve Soylu da bu konunun üzerine yayınlar yapıldı. Soylu'nun adamı diye. Soylu da bir açıklama yaptı. Dedi ki operasyon çocukları devrede dedi. Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan itibar suikastından beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar dedi. Aynı kaynaklar, aynı medya. Ergun Baban, senden başlamak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi ne oluyor? Rejim bağırsaklarını mı temizledi desem ama mafya o kadar çok. Mafya yer mi değiştiriyor? Eski mafyalar yıldız yapılıp yerine başka mafyalar mı getiriliyor? Neler oluyor? Sen bu olayı nasıl yorumladın? Bu AKP içinde bir güç savaşı, güç çekişmesi. Yani Türkiye'nin hukuk devleti olmasıyla ilgisi olan bir konu değil. Yani 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde hatırlarsak gerçekten mafyaya karşı çok başarılı operasyonlar yapılmış. 15 Temmuz sürecine kadar diyebileceğimiz dönemde Türkiye bayağı mafyadan uzak, huzurlu bir ortamda yaşamıştı diyebiliriz. Ama işte AKP devlet, derin devlet ortaklığının kaçınılmaz sonucu. Yani Türkiye'nin İttihat Terakki'den gelen bir geleneği çetelere, o zamanki adıyla çetelere, şimdi mafyalara devletin ihtiyaç duyması, hukuk dışı işlemlerinde ve görev vermesi. Aslında bu adamlar Soylu'nun adamı ama 15 Temmuz gecesi yakalanan bu şahsiyet silahlarıyla TRT'nin önüne gidip Soylu'ya ya da AKP iktidarına destek veren şahıslardan biri. Çarpıcı olan işte 2-3 gün önce Ankara'da ünlü şarkıcıların çıktığı görkemli bir sünnet düğünü yapmış olması. Bütün mafya önde gelenleri de oradalarmış galiba. İşte bütün Lamborghini'ler, Ferrari'ler, aklınıza gelebilecek bütün lüks arabalar, altınlar, hediyeler aşırı. Yani mafyanın bir Ankara'da gövde gösterisine dönmüş bir olaydı. Ama o zaman güm diye yani hemen adama bir operasyon yaptılar. Yani çok yankı uyandırdı tabii, özellikle sosyal medyada. Çünkü AKP medyasının haber yaptığı bir şey değil bunlar. Yani bir kamuoyu tepkisi mi oldu ya da işte bunları fırsat bilip Soylu ekibini tamamen devreden çıkarmak üzere bir hareket mi yapılıyor? Anlamak zor ama baştan beri biliyoruz ki şimdiki İçişleri Bakanı daha çok Berat Albayrak kanadına yakında AKP'nin. Soylu İstanbul'a hakim olamıyordu. Onun İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, Jandarma'da çok önemli değişiklikler yapıldı. Soylu kadrosunun tamamen tasfiye edildiği belirlendi. İşte bir sürü ilçede yolsuzluk iddiaları gündeme geliyordu. Marmaris'te, şurada burada emniyet müdürlerinin lüks kuletler yaptırdığı, oraların kaymakamları da değişti. Burada sözünü kestim, kusura bakma. Yani burada benim Soylu'nun tepkisi dikkatimi çekti. Operasyon çocukları, medya ve kaynaklar diyor, operasyon çocukları diyor. Kimi kastediyor? Çünkü böyle bir operasyonu Erdoğan'dan onaysız olmaz diye düşünüyorum. Eğer Soylu'nun mafya ilişkileri teker teker temizleniyor, yeni mafyalara alan açılacaksa eğer, bu Erdoğan onayı olmadan bu operasyon yapılmaz. Yani kaymakam atayamaz. Emniyete, yani ilçeye emniyet müdürü atayamaz. Ya zaten lafın ucu oraya kadar gitmiyor mu yani? O şuna cevap veriyor olabilir. Operasyon çocukları bu Soylu'nun adamı yakalandığı iddialarına tepki gösteriyor olabilir. Yani benim bu adamla ilgim yok. İlgim yok. Yani operasyona yönelik, polise yönelik bir tepki olduğunu düşünmüyorum.
Ama belli ki Soylu döneminin onun ileride belki yeniden bir tehdit olmasına temel teşkil edecek kimi isimlerin tamamen kazınmasını görüyoruz burada. Yani hiç risk almıyor Erdoğan ve saray. Onun tırnaklarını söküyor terim uygunsa. Sıradan bir AKP siyasetçisi haline getiriyor onu. Yani bir yandan da aslında bu sarayın ve damatların işine geliyor. Çünkü Soylu'yu AKP teşkilatları nezdinde de bir ara Erdoğan'dan sonra en güçlü isim o gibi görünüyordu. Belki de Erdoğan sonrasında işte Selçuk Bayraktar'ın adı geçiyor liyatlı olarak Berat Albayrak'ın gözden düşmesinden sonra Soylu'nun bir hamle yapıp parti yönetiminde etkili olmaya çalışmasını da önleyici önlemler olarak görebiliriz evet. Yani ama evet. Buradan Soylu'ya uzanan bir hukuki süreç falan çıkmaz onu bilelim yani bu devlette. Oraya kadar. İçişleri şey... Bakanlığı yapmış, devlette çalışmış, hiç kimseye İttihat Terakki'den beri Türkiye'de yargılama süreci açılmaz. Ne yaparsa... Tam da... Tamam. Yani bu konuda Baskın Hocam size dönmek istiyorum. Yani bu, babanın bıraktığı noktadan itibaren yani bu noktanın öteye gidilmez dedi Ergun Baba yılların gazeteci tecrübesiyle. Şimdi bir mafya Türkiye'de bir iş yapıyorsa yıllarca evet Soylu ile İçişleri Bakanı ile fotoğraflar çektiriyor falan ama bunların yargıyla ve emniyetle mutlaka işleri vardır ki olacaktır ve onlarla ortak bir takım şeyler olmadan Türkiye'de dönüp iş yapamaz bunlar. Dolayısıyla bu mafya operasyonlarından sonraki aşamasında yargı ayağına, polis ayağına yani sonraki aşamalara gidilir mi sizce? Vallahi bilemem ama benim bildiğim Allah düşürmesin diye bir laf vardır. Şimdi Soylu şu veya bu nedenle yani fazla öne çıktığı için düştü. Dolayısıyla adamları temizleniyor şimdi. Bu neye benziyor bu? Erdoğan'ın bir zamanlar ortağı Gülen cemaatiydi. Onlar düşünce şimdi başka cemaatler, tarikatlar onun yerini aldı. Ve ciddi İslamcı tarikatlar onun yerini aldı. Bu Erdoğan'ın iktidarda kalma yöntemlerinden bir tanesi. Eğer Erdoğan Soylu'nun tamamen tasfiye edilmesinde bir fayda görüyorsa oraya girişebilir. Ama onun İçişleri Bakanlığı'ndan alınmasından sonra niye girişsin? Babana katılırım. Çünkü hep İçişleri Bakanı demek veya MİT demek elinde Cumhurbaşkanı dahil, Başbakan dahil herkesin dosyasının bulunduğu adam demek. Onu da unutmayalım. Ama hep böyle dedik. Ama Soylu'yu bir kalemle bitirdi Erdoğan. Şimdi sarayı dinliyor, haberleri çıktı. Birçok yani elinde bilgi ve belge var AKP içinde ve Erdoğan'la da alakalı Soylu'nun elinde. Ama bu hiçbir şeye yaramadı. Demek ki yeterince güçlü değil. Elindeki. Ya da bilgiler ne olacak? İşte İspanya'da yakalanan adam Sedat Peker onlar da bir takım bilgiler, görüntüler yayınladılar ama hiçbir etkisi olmadı. Yani kişisel olarak intikam alabilir ama onun bedeli de ağır olabilir. Çünkü çoluk çocuğu var, bir serveti var artık. Onları riske etmez. Kimdi o cemaate yakın bir İçişleri Bakanı vardı. Hani bir vatandaşa bir takla at da göreyim demişti adama bir yerde. Hangisi? Ordu'dan belediye başkanı adayı mı ne oldu en sonunda İYİ Parti'den? Üç isimli unuttum adını. Mesela bir sürü cemaatte yakından uzaktan dokunmuş insana dava açıldı, mahkum edildi, eziyet edildi. O İçişleri Bakanlığı yaptığı için çok yakın olduğu bilinmesine rağmen ona dokunulmadı mesela. İçişleri Bakanlığı dokunulmazlık koltuğudur. Ama Soylu'ya da dokunamazlar diyorsun yani buraya kadar. Devlet geleneği budur yani. Türk devlet geleneği işte 15 Temmuz'da cemaate ve Kürtlere karşı savaşın başını çekmiş olan bir insana kahraman muamelesi yapar. Suçu, eylemleri ne olursa olsun el sürmez ona.
Peki. Devam edelim diğer başlıklardan. Şimdi baskın Şimdi hocam. devam etmeden önce ben biraz önce dedim ya, o atasözünü dile getirdim. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Evet. Ha, bu herkes için geçerlidir. Tabii. O noktayı burada koyayım. Tekme atan atana olur, değil mi? Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Evet, amin diyelim böylelikle. Devam edelim. Peki, Allah düşürmesin deyince şimdi ben muhalefete de gireceğim ama önce şu 6-7 Eylül olaylarının da seneyi devriyesiydi. O günden bugüne yani Allah düşürmesin dedik ya. O günden bugüne şöyle bir kısa girdi çıktı yapalım, diğer sıcak gündemleri arkasından devam edelim. Baskın hocam, şimdi tam 6-7 Eylül'ün enine boyuna şimdi konuşacak şeyimiz yok. Diğer sıcak başlıkları geçeceğiz ama o günden günümüze Türkiye'de bir şey değişti mi bu yağma Hasan'ın böreği açısından devletin şeytanlaştırdığı gruplara yönelik devletin çökme ve vatandaşın da birçoğunun da alkışlaması boyutuyla Türkiye'de bir şey değişti mi sizce? Yani değişti, şöyle değişti. Devlet karşısına iki grubu almıştı 1920'lerden itibaren. Gayrimüslimler ve Kürtler. Şimdi gayrimüslimler ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında yaklaşık %15 falandı. Şu anda kaç biliyor musunuz? Binde bir mi? Binde birin altında. Gayrimüslimler şu anda binde birin altında. Ve İstanbul'un tarihsel kurucusu olan Rumlar da 2000 civarında ve çoğu yaşlı. Çoğu yaşlı. Şimdi bu durumda devletin tek karşısına aldığı Kürtler oluyor. Durum bu merkezde şu anda. Gülen cemaatine çok mu şey ahbap çavuş şeker Ay gül bitti mü onun uzatıyor? için. Bitirdi ama Gülen cemaatini. O iş bitti. Hala operasyonlar yapılıyor. Yahu nasıl söyleyeyim, kullanması kolay bir olay o. Aynen bu kızların şampiyonasında, A milli voleybol kadın voleybol takımının şampiyonasında içlerinden bir tanesinin LGBT oluşunun çok kullanışlı olması gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani o 15 Temmuz darbe teşebbüsü bu işi bu hale getirdi. Dolayısıyla Gülen cemaati meselesi şimdi yok. Operasyon. Hatta bu tarikatlar arasında transferler vuku buluyor. Son olarak Cübbeli Ahmet Ha Cübbeli Ahmet onu yalanladı. Transfer Kadir'i oldu diye haber çıkmıştı. Yalanladı. işte artık Fakat şey baskın hocam bilemem. şimdi bu bedelsiz eleştiri meselesi var. Şimdi o 6-7 Eylül'ün her seneyi devrinde biz bunu yaşıyoruz. Bugün 6-7 Eylül ile alakalı bunu gündem yapmak ki yapılmalıdır. Devletin yapmış olduğu bu operasyonlar kınanmalıdır. Alabildiğine ne varsa karanlık nokta deşifre edilmelidir ama bunlar bedelsizdir. Bugünün operasyonu karşısında ağzını bıçak açmayan aydınlar var. Yani karnında çocuk hapse giriyor kadın. İşte hapisteki yakınlarına mantı açıp kermes düzenliyor, hapse giriyor. Bununla alakalı tek kelam etmeyenler risksiz eleştiri konusunda sıraya giriyor. Ne diyorsunuz bu geleneğimiz hakkında? Hayır, Yani 6-7 Eylül bu sene o kadar konuşulmadı. Çok az üstünkörü geçiştirildi. gene var gene yani, Az var. keşke daha çok olsaydı. Keşke daha çok olsaydı. Şimdi bu kızların galibiyeti ve onlara yapılan terbiyesiz saldırılar üstüne geldi de, mesela ben 6-7 Eylül'de yaşadığım geceyi anlatacaktım. Ben 10 yaşındaydım, onu çok enine boyuna yaşadım o akşamı. Onu yazacaktım ama kızların galibiyeti ve onlara karşı yapılan terbiyesiz saldırılar, onu yazdım. Neyse benim buradaki dikkat çekmek istediğim konu bedensiz eleştiri konusunda kahraman çok Türkiye'de. Şu ama yani bu zamanda cemaat için de geçerliydi yani Tabii ki Türkiye'de hepimiz için. Tabii tabii şeyde tabii. olan
daha rahat konumda olan mağdurları görmezden gelir. Yani Batı demokrasilerinden daha bir de Türkiye'de devlet hep söylüyoruz işte birine düşman ettiği zaman toplumun tamamı da aydınların pek çoğu dahil düşman ilan ediyor. Ama unutmamak gerekir ki yani bu devletin harcı 1915 soykırımı. Yani o 6-7 Eylül'den önce işte Ermeni soykırımı var, varlık vergisi var, Trakya pogromları var, her varoğlu var. Yani bugün Türkiye'de burjuvazi dediğimiz ünlü kesimlerin önemli bir bölümü Ermeni soykırımı ve varlık vergisinden nemalanarak bu noktaya gelmişler. Hepsinin bu devletle suç ortaklığı, işbirliği var. O yüzden... Yani şimdi Demirören'le ilgili hep söyleniyor. Ünlü bir, önemli bir Rum iş adamını öldürüp ya da öldürtüp fabrikasına çöktü diye o bir dönemler ve kapatıldı diye. Fakat yani baba bu, burada mesela Boydakoğlu günümüzde devlet göz göre göre mesela ben Boydakoğlu çok bilinen olduğu için söylüyorum. Adamların mallarına çöktüler ya. 3.30 paraya da sattılar. Mesela o konuyu gündem yapan bu konuyu gündem yapmıyor. Ya bugün yaşanıyor. Sen yani miyop musun? Yani hipermetrop musun? Yani gözünün önündekini görmüyorsun da adamların 50 yıl öncesi nasıl bu kadar rahat görebiliyorsun? Arkadaşlar ikinizi de anlamıyorum çünkü aynı anda konuşuyorsunuz. Dinleyiciler de anlamayabilir. Yani Kayseri muhafazakar bir şehir. Boydakların orada yaptığı sayısız hizmet var. 3-4 tane aşevleri vardı fakir fukaraya yemek veren. Kayseri'den bir tık çıkmadı. Yani sen Türkiye'nin gerisine ne bakıyorsun? Yani şunu söylüyorum 6-7 Eylül konusuyla alakalı 50 yıl öncesini görebilen bir zihniyet ve göz keskinliği günümüzde yaşanan Boydaklar yaşanan şeyi niye görmüyor? Bir cemaate büyük öfke var liberal kesimde. 15 Temmuz dolayısıyla. Ayrıca cemaate de öfke var yani. Ya bundan sebep görülmemesi meşru mu diyorsun? Yahu meşru gayrimeşru demiyorum. Sen bana bir soru sordun. Niye görülmüyor diye. İşte ben de söyledim. 15 Temmuz darbe teşebbüsü dedim. Milletin darbeden burasına kadar gelmiş vaziyette. Boydak'ın ne alakası var darbeyle? Yahu. Adamın malına çökmüşler. Soyunu sopunu hapislere atmışlar. Yahu tamam birader sen şimdi devamlı aynı şeyi söylüyorsun. O zaman ben de aynı şeyi söylemek zorunda kalacağım. 15 Temmuz bir askeri darbe teşebbüsüydü. Hiç aydınlanmamış bir vaziyette. Yarın ne olduğu ortaya çıkacak. Fakat insanların darbe teşebbüslerin darbelerden burasına kadar gelmiş vaziyette. O nedenle. Mallarına mülklerine. Oldu say diyelim. O şekilde bir psikoloji var. Peki ne söylemek istiyorsan söyle onu söyle. Ben bir şey söylemek istemiyorum Baskın Hocam. Ben sadece buradaki psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Yani toplum da devlet gibi cemaati düşman görüyor. Yani buna yani Kürt muhalefeti de dahil düşman görüyor. Yani cemaat şeytanlaşmış durumda. Yani liberaller, AKP'li muhafazakarlar, diğer cemaatler, Kürtler. Yani cemaatin Türkiye tarihindeki yerine büyük öfke hatta nefret var. O yüzden cemaate yapılan her şeyi toplum müstahak görüyor kendi nezdinde. Bir atasözü daha söyleyeyim mi bu konuyu bitirmek için? Tamam bugün tabii. Düşenin dostu olmaz. Bu kısa ve orta vade için kesin doğrudur. Fakat uzun vadede farklı olabilir. En azından ümit. Tamam. Peki bu sıcak gündeme şimdi tarihle günümüz ilişkisine geçtikten sonra bu şeyi gelelim. Şimdi muhalefeti nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir taraftan işte açıklamalar geliyor peşi sıra Akşener'den. Ondan sonra o onu dediydi, bu bunu dediydi. Masada otururken, altılı masadayken o bana şunu söylemişti. Ben de ona onu söylemiştim bilmem ne falan. Yani yerel seçimlere giriyoruz. Artık satım haline girmek üzereyiz diyebiliriz. Seçim çalışmalarını Erdoğan başlattı. Baskın Hocam, siz muhalefetin halini nasıl görüyorsunuz? Halini deme. Hali pür melalini dersen benim söyleyeceğimi söylemiş olursun. Hali pür perişaniyetini, pür melalini. Yani bundan daha parçalanmış, bundan daha zavallı bir muhalefet olamaz. İktidardaki Erdoğan'a altın tabak içinde
İstanbul Ankara'yı sunma teşebbüsüdür bu. Bakalım nakıs teşebbüs halinde mi kalacak yoksa amacına ulaşacak. Peki o zaman soru şuraya gelir. Akşener bunu neden yapıyor? Yani Akşener'e bakan boyutuyla soracağım. Çünkü her birinin bunda bir payı var ama şimdi Akşener açıklama yaptı. Biz dedi katiyen dedi bir daha o ittifak içerisinde yer almayacağız dedi. İstanbul, Ankara kendi adaylarımızla çıkacağız dedi. Kaybetme bağısına dedi İstanbul'u. O zaman bunu Akşener neden yapıyor sorusu ister istemez akla geliyor. Kimden devam edelim? Ben çok kısa söyleyeceğim. Bir ara yakın bir zamanda İYİP'in oyları arttı. Oradan cesaret buldu. Halbuki son araştırmada %6,4 düşmüş vaziyette. Evet, benim söyleyeceğim bu. Baban sen? İki hedefi olabilir. Yani Kılıçdaroğlu ve çevresinin İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı tekrar aday göstermeme riski olduğunu görüyor ya da düşünüyor olabilir ilki. Onları aday yapmazsa CHP biz ayrı aday çıkarabiliriz mesajı veriyor olabilir. İzmir'de de çıkarız bu durumda diyor. İzmir'de ismi geçen şahıs güçlü bir isim anladığım kadarıyla eğer o kadar güçlüyse AKP aradan çıkabilir diyorlar ama İzmir'de AKP-CHP farkı çok yüksek olduğu için ve İYİP oyları düştüğü için ona çok ihtimal vermiyorum aslında. Ama şeyi Yavaş ve İmamoğlu'nu yani İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan çok Akşener'e yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Onların adaylığını yeniden garantilemek üzere bir pazarlık olabilir. Yani bir manevra mı Akşener'in bu yaptığı yani yine ya masaya dönmek ya kaydıyla sarayla anlaşmış olabilir. Sarayla. Böyle bir ihtimal ya olarak sen köşeye koyuyorsun yani sarayla anlaşmış olabileceği. İçişleri Bakanı yani devlet geleneğinden geliyor. Ay bu devlet geleneği deyince ben de böyle bir midem bulanma. Ne gelenekmiş bu ya? Yüzyıllık gelenek işte. 1915'i size hatırlıyorsunuz değil mi? Akşener'in ilk kamuoyunda meşhur oluşunun sebebini. Neydi? Şeydi, neydi o? Ermeni Dölü dedi. Bunu diyen bir kadın İçişleri Bakanı. Kim için demişti onu? Öcalan için dedi. Ermeni ve bir, Dölü. Ve bir tek tabirle hem Kürtlere hem Ermenilere hakaret etti. Ben oradan o tonu vermişimdir. 96 yılının sonudur. Evet. Peki Baskın Hocam, şimdi siz yani olaya bir panoramik bakarsak, şimdi muhalefetin pür melali dediniz ya. Hali pür melali, perişanlığı. Peki bu, Türkiye'de yani şu an baktığımızda neden Türkiye'de bir muhalefet yok. Bu bir planın sonucu mu? Sistem mi böyle gerektiriyor? Bunlar korkak mı? Yani neden ciddi bir muhalefet Türkiye'de yok? Arkada bir plan sonucunda mı oluşuyor? Bir neyin nesi bu mesele? Siz nasıl analiz ediyorsunuz? Çünkü yakın hedeflerle orta vadeli veya uzun vadeli hedefleri ayrıştıracak bir gelenekleri yok bu insanların. Bir kere Erdoğan yönetimi seçimle alt edilmedikçe bunların hiçbirinin nefes almasına imkan yoktur. Bunu anlamıyorlar. Yahu içlerinden bir tanesi korkunç bir laf etti ama doğru bir laf. Allah'tan dedi seçimi kazanmamışız yoksa bakan tayin edemezdik dedi. Böyle bir muhalefete insanlara oy verir mi? Erdoğan seçim kazanmadı ki. Muhalefet kaybetti. Peki baban sen ne diyorsun? Yani Türkiye'de muhalefet rejimin çizdiği sınırlar içinde muhalefet yapabiliyor. Yani Türkiye'de Kılıçdaroğlu her konuya değiniyor. Mesela cemaatin uğradığı zulmü ya da Kürtlere yönelik
AKP siyasetini eleştirmiyor. Genel anlamda devletin temel politikalarında sarayla ya da rejimle işbirliği içinde ekonomiyle biraz hukukta ayrışmaya çalışıyor. Buna rağmen yani peki baba insanlar, yani rejim için muhalefet çizgisini geçememeleri tamam, böyle bir durumları var. Onu geçemeyince de sahici olamıyorsun. Yani o çerçeve içerisinde gerçekten muhalefet yapılamıyor diyorsun. Yani sahici olunamadığı için. Yani Türkiye'de şu anda insanlar farkında değil ama Türkiye ciddi bir savaş yürütüyor PKK'ya karşı. Suriye'de var, Irak'ta var. Bu savaşın ağır yakıcı insan, yani gencecik insanlar ölüyor. Türkiye'li ve Kürt gençler hayatını kaybediyor. Her gün işte ölüm haberleri geliyor. İnsan kaybı dışında çok ciddi bir ekonomik maliyeti var bunun. Yani Türkiye bugün içinde bulunduğu durumu, İslamcı bir otoriter rejime yuvarlanmış olmasının tek nedeni Kürt meselesini demokratik yollarla çözememiş olması. Yani Türkiye PKK'den dolayı Suriye'deki Kürt varlığına düşman değil. Kürt'ü Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Ermeni Devleti'nin kuruluşunu engellemeye çalıştığı gibi bugün de bir şekilde mevcut Ermeni varlığını sonlandırıcı siyasi girişimlerde bulunduğu gibi Kürtlerin bu coğrafyada herhangi bir yerde herhangi bir statü elde etmesine karşı çıkıyor. Yani Kerkük'te Irak'ın bir binayı ki yakın ortağı KDP'ye, peşmergeye vermesine bile öfke duyuyor. Bu gerçeği görmeden Türkiye bu bataktan çıkamayacak. Yani Kürtler eleştirin, terörist deyin, Ermeni dölü deyin, ne derseniz deyin. Müthiş bir direnç gösteriyor ve gösterecek de. Yani artık devletin baskıcı politikalarıyla Kürt meselesini sindirebilir bir süre, söndürebilir. Ama bu gidişat Türkiye devletine de, toplumuna da ağır zarar verir, çürütüyor. Bunu göremeyen, bunun bir çözüm yolunu önermeyen hiçbir siyasi yapı Türkiye'yi huzura, refaha kavuşturamaz. Bu gerçeği görmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, muhalefet deyince neyi kastediyoruz biz? Muhalefet deyince bir tek partiyi kastetmek lazım, CHP. Çünkü Akşener'e artık muhalif değil. Erdoğan iktidarını sürdürmek için ortaya çıkmış bir insana haline geldi. CHP. CHP de değişmiyor birader. CHP değişmiyor. Cumhuriyet'in başında kurucu parti olarak neyse o. Bir tek gayrimüslimlere karşı değil, çünkü biraz önce konuştuk, gayrimüslim kalmadı Türkiye'de. Kalmadığı için karşı değil. Ama yani gayrimüslim ama sıkayı onlar yürüttü 150 yıl boyunca. O bitti. Şimdi neye karşı? Yani neyle ittifak yapmıyor güçlenmek için? Solla yapmıyor ve Kürtlerle yapmıyor. Sol diye bir şey yok zaten hocam. %1 mi işçi partisi? Yahu tamam, yok. Doğru. Fakat illaki sol bir partiyle ittifak yapmak şart değil. Kendisi sola açılabilir. Onu yapmıyor. Kürt meselesini de demokratik bir biçimde halletmeden biz nefes alamayız demiyor. Hı hı. Yani bir tek muhalif olarak CHP var karşımıza, o da böyle. Yani iktidar muhalifi olarak diyorsunuz değil mi? Rejim muhalifi olarak değil. Ya şu anda rejim değişti. Öyle söylersen şu rejim anda rejim şu anda bir karşı devrim yürütüyor ve bunun anayasasını yapmaya soyunuyor. İşte bu şeyler ne derler ismine? İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feshanede yaptığı sergiye kapısının önünde durup da şey yapanlar, protesto edenler ne yapıyor? O anayasanın yapılması için gereken hazırlık ortamını yaratmaya çalışıyor.
bir karşı devrim yaptılar. Şimdi bunu hukuka taşımak istiyorlar yeni anayasa yaparak. Baskın hocam, şimdi karşı devrim diyorsunuz. Bunu da savunan da epeyce kişi de var bu düşünceyi. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi eski rejimden Erdoğan günümüz rejimine baktığımızda temel meselelerde bir değişiklik sizi görüyor musunuz? Yahu tabii ki görüyorum. Ne gibi? Yani Kürt meselesi, dış politika, yani temel cız konular tamamen aynı devam etmiyor mu? Etmiyor. Gayrimüslime bakış, ötekine bakış hep aynı değil mi? En son söylediğin kelimeden başlayalım. Dış politika. Dış politikada katiyen devam etmiyor. İstiyorsan ayrıntıya girerim. İkincisi, devlet farkında değil miyiz ki Diyanet'in fetvalarıyla yürütülüyor? Öyle değil mi? Diyanet'ten fetva alınıyor. Nerede bir tören varsa Diyanet İşleri Başkanı ellerini açıyor. Cumhurbaşkanı ellerini kaldırıyor. Yargıtay Başkanı oradaysa o da ellerini kaldırıyor. Generaller alkışlıyor. Bu rejim değişikliği değil mi bu? Evet. Evet, peki. Baban sen yani, ne diyorsun bu rejim? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan benzeri bir aşiret timsi İslam devletine dönüştürme çabaları bunlar. Yani bir yanda çok aşırı zenginlik, işte Bodrum'da anlatıyor arkadaşlar. Rus oligarklar gibi Araplar, Ruslar, Türkiye'li AKP zenginleri, birbirinden lüks arabalar, tekneler, ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Diğer tarafta da geniş yoksul kesimler. Yani dünyanın şu anda gittiği yer de komik. Yani Türkiye'de günde 1 dolar kazanıp, 5-3 dolar kazanıp aç kalan ama Osmanlı hayaline inanan milyonlarca insan var. Yani Trump işte servet beyannamesi veriyor, 1 milyar dolarım var iddiasında bulunuyor. Ya hakkında açılan davalara cebinden 1 lira, 1 dolar harcamıyor. Bir kampanya yapıyor 7,5 milyon dolar, bir daha yapıyor 10 milyon dolar. O gariban gün saat başı 16 dolara çalışan işçilerden şeyden alıyor, ırkçılardan topluyor o parayı. Yani dünyanın geldiği yerde de bir şey var şu anda, büyük bir arayış var içinden çıkılamaya. Burada baban, iktidar Erdoğan yalanı topluma inandırabiliyor da muhalefet gerçeği topluma nasıl inandıramıyor? Söylemiyor ki gerçeği. Ya bir kere muhalefetin geçmişi yani Erdoğan dersin geçmişi karşı... hocam yarım kaldı galiba Baskın hocam yani, sözünüz. Canım işte illaki sıfat koymak istemedim. Tamam, yarım kalmasın da tamam. Yani Erdoğan dersin katliamı diye meclis kürsüsünden bağırırken başbakanlığında kim sahip çıktı o kıyıma? Erdoğan'a kim hakaretler etti? Peki. Devam edelim. Program ilerliyor. Baban ilaven yoksa. Tabii. Peki. Şimdi yeni S-4'ler, S-400'ler mi geliyor diye bir soru işareti belirdi insanların kafasında. Çok da fazla medyada yer almadı bu. Ama ilginç bir durum vardı. Erdoğan geçen işte bu hafta Putin'le görüşmeye gitti tekrar. Soçi'de görüştü. Oraya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Ve kendisine S-400'lerle ilgili soru sorulduğunda ikinci S-400'ler için açıklamaları ilgililer yapar dedi. Açık kapı bıraktı. Yani yok öyle bir şey kardeşim, nereden çıkarıyorsunuz demedi. Yetkililer yapar dedi. Bu adam da bakan yani, yetkiliyse az buz bir şey değil. Yani yetkili, orada çanta taşıyan bir adam değil. Yetkili. Ya bakanın ne yetkisi var yahu? Doğru. Ben bir an bakan kim? Bakan kim abi? İşte bakıyor, o işlere bakıyor. Yani uzaktan bu ortamda bakıyor. Türkiye'nin bir S-400 daha alması gerçekçi değil. Yani onu alma nedeni de Afrin'e girmek için Ruslardan onay alma
şeyi. Yani bilmiyoruz ki aralarında böyle bir bir söz var, böyle bir bağlayıcı bir anlaşma var. Bilmiyoruz ki. Erdoğan'ın daha birincisinin paketinden açılmadı birinci parti S-400'ler. Erdoğan'ın yaptığı en somut dış politika hatası o S-400'leri almaktır. Ama devlet işte öyle bakmıyor. Afrin'e girip Kürt şeyini kırdık diye bakıyor. Hı hı. Bir ara Şia hilali vardı. Sonra Kürt hilali gündeme geldi. Sürekli bir şey halinde devlet. Alert ve Putin'den Afrin'e girme iznini o 2,5 milyar dolara bu S-400'ü alarak hem NATO ile arasında Putin büyük kriz yarattı hem de bir silah sistemini NATO ülkesine satmış oldu. Yani Putin açısından başarılı bir hamleydi. Devlet yani, de bakınca kendince Afrin'e girdik, aldık, Kürtleri püskürttük diye bakıyor. Onu da başarılı görüyor. Ödenmesi gereken bir bedel olarak görüyor. Yani yeniden bir ikinci parti S-400'e tam bir delilik olur. Çünkü birincisini zaten açamazsın. Yani şimdi 17-18 milyar dolar Dünya Bankası'ndan ek kredi konuşuluyor. Yani Dünya Bankası demek, Amerika demek, Biden yönetimi demek. Zaten Kongre'den F-16 izni bile çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. İntihar olur yani, öyle bir şey yapmaz. Bir de Amerika ile şu anda bilemediğimiz çok gizli bir pazarlık yürütülüyor. Yani heyetler gidiyor, geliyor. Hmm. İşte para musluğu açılıyor. Bir böyle bir ortamda Batı'yla ipleri tamamen, yani Washington'la en azından kopartacak bir böyle bir hamleyi yapması yapmaz. Yani. Aklı selim yapmaz. Bunun üzerine vakit kaybetmek de hiç doğru değil. Tamam. Peki atladığımız bir başlık yoksa haftanın geyiklerine geçelim. Of. Nedir bu? Of çeksem böyle bir öyle bir of geldi. Buraya kadar alev geldi. Alev. İşte sen şimdi soğuk yerde yaşıyorsun. İyi gelmiştir. Hocam yok ya. Cehennem gibi buralarda. 34-35 derece. Ölüyoruz sıcaktan. Vay anasını. Donuyor. Canım. Şimdi bu Malezya'da gökkuşağı İsviçre saatleri yasaklanmış. Bunu konuşmuş muyduk? Yok. Evet, Malezya'da gökkuşağı rengindeki İsviçre saatleri yasaklanmış. Swatch'lar. LGBT'ler nedeniyle halkın ahlakını tehlikeye soktuğu için bizim iktidara duyurulur. Uyandırmayın milleti hocam ya. Uyandırmayın ya. Yapmayın böyle şeyler. Yok, uyansın. Herkes uyansın. İktidar uyanırsa kötü. Bu net uyanma ayrı da yani iktidar uyanırsa kötü. İktidar uyuyamıyor zaten. O yerel seçime doğru gündeme gelebilir. Şu anda seçim yok, unuttum. Ama bak Erdoğan ne dedi? Bakın Ebrar'a sahip çıktı. İşte bağırıp duruyordu. Beni LGBT yapamayacaksınız, lezbiyen yapamayacaksınız. Beni lezbiyen yapamayacaksınız diye. Fakat Erdoğan'ın Ebrar'a sahip çıkmasını ne diyorsunuz? Sahip ne çıkma. Zaman? Ya açıklama ne yaptı dedi. Ben Tersler'e de sahip çıkıyor ama. Bir dakika, ben anlamadım. Erdoğan Ebrar'ın adını geçirmeden sporun dedi, birleştirmesi gereken bir şeyin unsur olarak sporun ayrıştırıcı olarak böyle şey yapılmasını tasvip etmiyorum, onaylamıyorum dedi. Kimsenin yaşam şeyine karışamayız dedi. Bize ne dedi? Bekler miydiniz Erdoğan'dan böyle bir performans? Ya bak, bir yandan bakanın bile Erdoğan'ın söylediklerinin dışına çıkamayacağını kabul ediyorsun. Diğer yandan da Ebrar veya diğer kızlar için milletin neler söylediğini unutuyorsun. Ya millet yani, öyle dedi ama Erdoğan nasıl durdu? Ya ama o yani, milli maç açısından alıyor. Kadına küfür etti. Kime? Milli Ebrar'a, yani Diyanet'in vaizleri, imamları şeylerde hutbe mi deniyor ona, cuma günü ne okuyor? Ya öyle de şimdi Erdoğan'ı savunur durumuna beni ittiniz ha. Ya hayır, Erdoğan yani, bunu dedi ya. Görevden alır, soruşturma açar, bir şey yapar ya. Ha onu yapsın en azından o zaman. Niye yapmıyor? Neyse biz gene geyiklere devam etsek. Üniversitelerin hali pür melali malum.
şeyde Muş Alparslan Üniversitesi'nde matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümüne alınacak doçentin fen eğitiminde drama ve kukla alanında çalışmalar yapmış olması istenmiş. Kukla. Devam edelim. Neden? Onun arkası var. İstenmiş. Çünkü çok adamını başlı... Alacak ya. Adamını alacak. Öyle de o drama kukla konusunda çalışan bir tane müracaat eden var. Diğerleri müracaat edenler öyle bir çalışması yok. Şartnameye ya, onu koymuşlar. Ya kim kukla çalışır matematik ve fen bilimleri eğitiminde yahu? Bir rastlantı olacak. Rastlantı işte. O da öyle biri çıkıvermiş oradan işte. Ben çalıştım ben bunu demiş. He. Şimdi Urfa'da kemerine tabanca takarken cinsel organından yaralandı. Oh olsun demekten başka bir şey gelmiyor benim içimden. Yeniden Refah Partili Ali Yüksel tek eşlilik erkeklerin kadınlara tuzağıdır demiş. Bu hani üç karılı diye söze edilen adam var ya, Allah rahmet eylesin, ilk eşim vefat etti. Daha sonra iki eş ile kaldım. Vah vah. Ama benim niyetim dörde kadar gitmekti. Allah müsaade etmiş. Kanunları kim yapıyor? İnsanlar yapıyor ama ben Allah'a hesap vereceğim. Evet. Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak. Hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah'a hesap vereceğim. Allah'ın müdahalesine göre hayatımı tanzim ederim demiş. Yani İslam dinin, İslam'ın şahsi menfaatler için, daha doğrusu belden aşağı menfaatler için bu kadar açık kullanıldığı da az rastlanır. İstismarın böylesi işte. Yani din istismarı. Yani adam orada meseleyi oradan öyle anlıyor. Çok acayip bir haber. Yüzme hakemi boğularak öldü. Evet, gölde boğulmuş. Artık bu kadar acayip şeylere de şey yapmak gerekir mi? Silahla öldürüldüğü sanılan köpek karga saldırısına uğramış. Onu duydunuz mu? Kargalar yukarıdan aşağıya sivri taşlar atıyorlarmış. Yani bu karga milleti de çok vahim bir millet. Onlar yaralamış hayvanı, orada ölmüş. Bir diğeri Recep Tayyip Erdoğan Türk somonu ile levrek ve çipurayı dünya markası haline getirdik demiş. Yahu çipura Türkçe bir değil bir kere her şeyden önce. Rumca. Zaten balık isimlerin çoğu Rumca hocam. Yani bize göl isim, göl balıklarının ismi Türkçedir. Alabalık falan gibi. Deniz tuzlu balıkların tamamı aşağı yukarı Rusçadır. Rusça diyorum ya, Rumcadır. Tatlı su balığı da yenmez. Kılçıktan ibarettir. Neyse. Ya alabalık yenmez mi hocam ya? Ay yenir mi be? Ay korkun. Sizde yani. Tatsız tutsuz saman gibi bir şey. Ha, tamam, sen tabii çiftlik alabalığı yersen öyle. Neyse. Kobani davasından tutuklu kadın siyasetçilere etil alkol üretme davası açılmış. Bunlar limon kabuklarını suya koymuşlar. Etil alkol üretiyorsunuz diye. Avukatları da diyor ki karışıma el koydular. Ondan sonra havasız bir ortamda uzun süre beklettiler. Savcılıktan bahsediyor. Bundan dolayı mayalanmış olabilir. Yahu limonu koysa onun yüzde kaçtır etil alkolü Allah aşkına? Erdoğan'a göre hayat pahalılığı ekonomik değil psikolojik. Psikolojik bir burada bırakalım bence bu şeyidir yani doruğudur. Doruğudur evet, zirvesi bu. Peki evet. Baban sen de seven. Benim Erdoğan şeyini hoca patlattı, bir tane var bende. Şu benki de ona ilişkili ama benim farklı bir boyutuyla o psikolojik boyutunu sıra gelince söyleyeceğim. Heh, baban. Mansur Yavaş iktidara gelir gelmez belediyede gerçekleştiğini tespit ettiği yolsuzluk dosyalarını toplamış ve 4 milyar liralık 96 suç duyurusunda bulunmuş. O zamanki değeri 1 milyar dolara denk geliyormuş 4 milyar liranın.
13'ü hakkında takipsizlik verilmiş. 2 dosyaya sadece dava açılmış. 81 dosya hala beklemedeymiş. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Bendekiler o zaman biraz önce şimdi bu şey meselesi, psikolojik meselesine gelince şimdi Erdoğan sorun ekonomik değil, psikolojiktir demişti. Hayat pahalılığıyla alakalı. Zeitung bunu diline dolamış. Zeitung diyor ki çarşıda pazarda gördüğü fiyatların gerçekliğinden uzun süre şüphelenen H.E. 42 yaşında 42 şizofreni teşhisiyle derin bir oh çekti. Dur bir daha söyle, anlamadım ben bunu. Şimdi H.E. adında 42 yaşında bir adam diyor ki Zeitung çarşıda pazarda gördüğü fiyatların gerçekliğinden uzun süre şüphelenen H.E. şizofreni teşhisiyle derin bir oh çekti. Meğerse şizofrenmişim. Gerçek değilmiş bu hayat pahalılığı demiş. Ya bir şeyin farkında mısınız? Eskiden Zeitung ortalığı duman ederdi. Hiç, neredeyse hiç sesi çıkmıyor. Neden? Konu kalmadı hocam. Gündem şeyi bulamıyoruz işte. Geyik bile bulamıyoruz. O kadar ama şey haberin, ki... haberlerin bizzat kendisi böyle olunca. Çünkü olayların kendisi Zeitung'u çok aştı. Ayrıştıramıyoruz olayı. Yani olayla Zeytung hep tamamen iç içe olay. Peki benim bir tane daha var ama ilginç bir haber bu. Bu Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yaşadıkları tespit edilen uyuşturucu baronları Sanel Murda ve Arnavut Filiamur Sinanaj'ın 500 bin dolar karşılığında Türk vatandaşlığı satın aldıkları ortaya çıktı. Bunlar 500 bin dolar bastırmışlar pek çok mafya gibi, uluslararası uyuşturucu baronu gibi Türkiye'ye gelmişler ve vatandaş olmuşlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye iade etmiyorsun vatandaşı. Etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşını iade etmiyor. Dolayısıyla o 500 binden fazla bir şeyler vermişlerdir. 500 bin legal kısmı. Ha, legal kısmı. 500 bine yapmaz bunlar, bu iktidar bu işi. Daha hatta bak 500 bin verdim diyorsa o zaman 100 bin dolar kazık yemiştir. Çünkü 400 bin dolara bir yer aldığı zaman vatandaş olabiliyor. Hocam bu eskiden 250 bin dolardı. Vururlar adamı ya. Ya mafya bunlar. Espri olsun diye kazık diyorum. Yani 400 bine yapılıyor bu iş. Eskiden 250 bin dolara yapılıyordu. Şimdi 400 bin dolara yapılıyor. 400 bin dolara. 500 bin gösterip aslında 400 bine şey yaparak vatandaşlık yapıp öyle tezgahlar dönüyor. İyi bir ada olmuş anladığım kadarıyla Türkiye bütün bu uyuşturucu baronlarının kapak attığı, vatandaş olduğu ve iade edilmediği. Ama en azından yani bir iş uzmanlık alanı oluşuyor Türkiye'de. Dünya uyuşturucu bir sektör şeyinin, merkezi. Ticaretinin merkezi haline geliyor. Merkezi. Burada çok önemli bir sebep var. İç alkole devamlı zam yapılıyor. Farkında mısınız? Tabii. Her şimdi, şeye zam yapılıyor hocam. Ekmeğe. Hayır, her şeye zam yapılmıyor. İçkiye, en fazla içkiye zam yapılıyor. Gıcına yapıyorlar o zaman bunu. Yahu tabii. Fakat bunun neticesi ne oluyor? İnsanlar yaş pahalanınca kuruya şey, bak bu yaş ve kuru cezaevi tabiridir. Ben oradan bilirim. Ben lumpen proletaryayı nereden tanıyacağım bir burjuva çocuğu olarak? Cezaevinde tanıdım. Orada öğrendim bu tabirleri. Hocam ben ya, İzmir'den, Eşrepaşa'danım. Benim çocukluğumda şeyden. Ha bak sen biliyor olabilirsin. Rezil olacağına kuru ilk vezir ol derler. Söylemesi ayıptır. Biz Alsancak çocuğuyuz. ben de Karşıyaka çocuğum. Hepimiz İzmir boyutu. Ama ben bu kuruydu, yaştı, bu olayları bilmiyorum ben ya. Bak işte yaş içip rezil olacağına kuru iç vezir ol derler. Kuruyu çok nasıl? Yani yaşı tamam. Anladım da kuruyu bu. Esrar. Ha, esrar o zaman esrar. Esrar ve çünkü o zaman esrardı herkes. Bak şimdi içki içmek yani alkol almak pahalı bir olay. Sadece alkol pahalı olduğu için, zam aldığı için değil. Meze lazım, et veya balık lazım. Zor be. O zaman zor buluşun. Sohbet lazım, masa lazım. Halbuki esrar içmek için hiçbir şey lazım değil. Esrar da az para mıdır hocam ya? Yahu işte ucuzladı şimdi artık.
Üretim şey hem çok, nispi arz çok. hem nispi olarak ucuzladı, hem mutlak olarak ucuzladı. Çünkü böyle giriyor. Böyle giriyor Türkiye'ye. Asıl ama ucuz olan galiba bu Suriye'de üretilen kimyasallar, Koptagon cinsi. Suriye dünyanın en büyük şeyi oldu işte, üretim merkezi. Yahu şey gibi ya, olmasın. Hani teşvik ediyor gibi olmasın. Ha, ama iyi eklem ettik ha. Esrar. Bunların içinde en az zararlı olanıdır. Nitekim marihuana veya... Tedavi amaçlı kullanılıyor. Bırak tedaviyi, onu hiç karıştırma. Bir takım ülkelerde, başta Hollanda olmak üzere, esrarı serbest bıraktılar. Burada da serbest. Orada da serbestti Erkan. İsveç'te mi? Bilmiyorum yani. Esas kurunun rezili rüsvası, dediğiniz gibi kimyasal olanlar. Eroine kadar gitmek zor, çünkü eroin çok üst düzeyde, şey de öyle. Hı-hı. Ne derler ismine? Kokain de öyle. Ama pahalı bir de kokain. Çok pahalı, şey de öyle. Yani demek istediğim, yani suya zam yaptıkça kurunun kullanılmasını teşvik ediyorsun. Ama Türkiye iç pazardan çok Arap ülkelerine ihracatta önemli bir kapı diye söylüyordu şey. Sedat Peker ve o Deli Osmanlı'ydı, neydi? Artık bugünkü durumda Türkiye sadece bir transit merkezi değil, bir kullanım merkezi aynı zamanda. Kullanım merkezi oldu. Kurunun kullanım merkezi maalesef. Fakat hocam, bu açıklamış olduğunuz şey ilk kez ben duydum. Bu alkol tüketimindeki o yan unsurlarla birlikte faturanın yüksel için parçalandı. Yani mezesi ayrı, bilmem nesi ayrı. Zor be. Allah'a zor. Sen bana takıl, daha neler öğreneceksin. Ama zor, neler o kaçırdığını da bilmiyor tabii. Peki. Böylelikle yayının sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle.